Ayşegül gelin çeyizini terasına sermiş. Gelinimiz 11 yıllık evli olmasına rağmen çeyizi hayli fazla. Renk renk, model model örgü yelekler, desen desen sıcacık yün patikler, iğne oyası ve tığ işi yazmalar, eşinin bebek tulumu, çeyizin kıymetli parçaları. Evet, bu güzel terasta şimdi çeyizimizi ferah ferah yorumlayalım hanımlar. Ne demişti Ayşegül gelin? En hiç güzel senin daha çeyizini benim görmeden çeyizim, evet. En güzel çeyiz benim, benim olacak, ben iddialıyım dedi. Sizce iddiasına doğru mu? Yani, haklı mı? Bak, güzel, haklı mı? Güzel çeyizler. Güzel. Çok, çok evet. Bol bol çeyizleri de var. Değişik şeyler de görüyorum. Ay, bayıldım buna ya. Bayıldım ya. Bunu nasıl yaptırdın ya? Bu senin... Annem yaptı buna. Çok güzelmiş. Gerçekten tabii bayıldım ki ben. De pembedir kızım. Pembe pembe. Ben de bayılıyor hemen mendili kaptım. Tabii ki. Her an çok halay güzel çekebiliriz kızlar. Bu mendiller evet, ne zamanda? Aslanım bu mendilleri dayımın eşi yengem göçmenler. Onlar yaptılar. Göçmen işi değil göçmen mi? Göçmen işi evet aslanım. Çok, çok güzel. Onlarla danslar yapıyorlar. Onlarla ay, Tiran aşçığım. Bir dakika ver müziği. Kızlar ne kadar güzel bunlar ya. Çok güzel bunlar. Bu arada duydum ki buraya gelmeden önce yatak odasında böyle mışıl mışıl bir uyumuşsun. Seni evet böyle bir uyandıranlar olmuş. Evet. Ha? Yani sesler gibi uyuyordum Aslı Hanım. Kestirmiştim birazcık. Sultan Süleyman yatağında. Evet. Uyumuş beni öptü ve uyandım. Vallahi benim gelinlerim çok yaratıcı. Antalyalı gelinler inanılmaz yaratıcı. Peki o zaman yaratıcı gelinin elinden hangi çeyiz çıktı? Ay seçiyor değil bakın ya. Aslanım. Aslanım. O kadar düşündü ki. Aslanım. Seccade çok güzel ama devam seccade edelim. Seccade çok güzel evet. Ama hiçbiri desem. Hadi canım. İnanmam evet ben bu arada biliyor musun? Allah senden bekliyordum ben. Aynen. Hani bir lif mif bekliyordum. Evet ya. Aslanım. Ya bu şanslar ne işi var burada evet, tavşanın ne işi var burada? Kedi var, tavşan. Hayvanat bahçe gibi oldu ya ne? Onları teyzemler yapmış. Seni çok seviyorum kim yaptı? Biri senin biri eşinin değil seni mi bunlar? Mı? Onları da teyzemler yapmış. E çok güzel. Sen çok güzel. Sen ne güzel hazır hazır kon. Hazır hazır kon. Aynen aslında. Annem çok seviyor. Annem bu, yapıyor. Bu seccade yalnız hazır galiba değil evet, mi? Evet taşlı. Çeyizinde mi? Evet aslanım. Erkek tarafı sana herhalde evet, bohçada aslında yaptı. Bak biz de biliyorsun erkek tarafı kıza bohça yapar. Evet, kız tarafı bohça. Erkek böyle bir bohça hazırlar. İçine havlu koyar, terlik güzel koyar, güzel eşarp koyar, seccade hayır koyar, namazlık koyar. Evet, değil mi? Aslanım. Evet. Çok da değerli ve özeldir. Ben ne burada canım bir turunculu bir şeyler gördüm. Çok güzel. Senin rengin biliyorsun. Onlar da seçici. Turuncu deyince de sen. Çok güzel. Bakar mısınız? Bu ne böyle? Burada da var. Pike takımı. Pike takımı. Çok evet güzel. Çok güzel. Ay, el işlemi bak çok evet, güzel vallahi. Ayşegül'cüm sen bu yelekleri giyiyorsun ya. Ben bu yelekleri evet annem yaptı ama Antalya giymiyorum. Evet, kızım ben giymedim bir deneme yapayım. Bana çok yakışır ya gerçekten. Hadi dene bakalım. Şu griyi mi versek sana? Gri evet bana çok yakışır. Sır bunlar. Ben bir tanesi giyeyim ya. Gel ama. Giy Siren. Giy canım. Siren üç oldum. Dur İyice dur bunu da verelim. Dizlerin oldu falan üşürsen bunu da dizlerine koyarsın. Ha, al. Tamam. Teşekkür ederim aslanım. Dizlerini örtersin. Rica ederim canım. Ha. Güzel. Güzel beğendin oldu. Mi? Çok, çok güzel oldu. Güzel oldu. Harika. Harika. İşte deme bana. Ay. Çok yakıştı hayatım. Ayşegül peki bu ne? Burada bir tablonun içinde. Evet o tablom. Ne bu? Bebeğimin zıbın hayır olsaydı bebeğimin değil. O eşinin benim eşimin tulumu. İlk kıyafet falan mı? Bravo. Kayınvalidem onu saklamış. Çerçeveyi kim yapmış? Ben yaptım. Niye çerçeveletti? Seçtim içine. Kayınvalidem çok saklamıştı. Ben aha de hatıra olsun diye çocukların odasına astım onu. Hı. Benim iki tane oğlum var. Hı. Evet çok güzel. Güzel. Çok enteresan, güzel duruyor. Güzel, evet, saklamak güzel adına evet. Bir şey söyleyeceğim. Senin de küçüklüğünden varsa sen onu da çerçeveli böyle sağlı sollu evet, aslaydın. Evet aslanım iyi fikir. Neden olmasın? Evet, evet çok güzel evet yapabilirim. İzleyicilerimize de bence fikir olmuştur. Evet şey kesinlikle yapıyorlar şimdi hani bebeklerin ayak izi, el izi. El izi, evet, ilk ama saçı. Ama bu hani ilk saçı. Aynen. Evet ya benim abimin saçı duruyor. Geçen gün annem böyle buraya dedim anne buraya.
Kimin saçı? Abinin dedi. Niye bu kadar uzattın dedim abimin saçını. O çok severmiş. Abimin böyle uzun saçı var. Çok güzel. Yani Saruhan'ın elinde düşünemiyorum ben uzun saçlı. Böyle kurdeleli. Ayşegül, vallahi öyle. Kullanıyor musun mesela? İlk evlendiğimde kullanıyordum aslanım bunları. Daha sonra kaldım. Annemin gönlü olsun diye kullandım. Aslında önce. Biraz. Evet aslanım. O zamanlar vardı yine ya 10 yıl önce. Evet. Şimdi aslanım. De böyle kahve tepsilerinde, sunum tepsilerinde evet. Bence evet, çok güzel olabilir. Evet aslanım. Bir de ben aslında kot giyiyor musun ceket meket bilmiyorum ama bunları böyle çok güzel şey yapıyorlar. Onlara modifiye ediyorlar. Modifiye ediyorlar. Evet şöyle omuzlara şöyle. Olabilir. O kadar şık duruyor bizim ki kot ceketi falan. Bizim bir gelinimiz nereye koymuştu biliyor musun? Banyodan çıktığında bornoz var ya, evet. Bornozun ceplerine, aa, yakalarını. Çok güzel. Bir gelinimiz evet. Kot montunun arkasına. Kot monttan çok şık olmuştu. Çok şık duruyor gerçekten. Ayşegül bu kırmızı parlak parlak nedir? Bu ne? Onu benim kuşağımdı. Düğünümde bu kuşağı bağlamıştık. Evet. Tarih de yazıyor orada. Evet. Evet. 2012. Kim sen mi yaptın bu işi? Yok hayır aslanım ben yapmadım. Hediyeydi bu da. Hasan, Ayşegül, evet. Çok güzel. İnanılmaz. Bir de bir bebeğim var, dün de bir bebek görmüştük, bugün de gördük. Evet aslanım, bu benim çocukluğumdan. Ayağı yok canım benim ya. Aa. Vallahi yok bak. Vardı aslanım. Düşmüş demek ki. Ay kıyamam. Çocukluğumdan aslanım, saklıyorum bunu. Evet, vitrinimde saklıyordum. Evet. Ay canım benim evet. Ya. Kızlar, buraya bakın. Buraya bakın. Evet, 11 yıl önce Ayşegül. Ay izleyeceğiz az sonra. Ama bizim aynısın bence yani. Aynı bence. Acaba? 11 yıl senden ne götürdü? Yani hiçbir şey götürmemiş bakayım. Gibi. Bir orada kilolar var. Kilo vermiş. Kaşlar. Evet. Oraya girmedi. Var. Orada da çok güzelsin, burada da çok güzelsin. O ayrı. Sağ olun. Sizce resim çeyiz olabilir mi? O, bence olamaz da bence göstermek için belki evet koymuştur. Olamaz ama göstermek için evet güzel ve çok değişik duruyor ya. Şu havlu mesela buna aşk geçmiş. Bu havlu ne bu? Havlu kız buna nasıl siliyorsunuz yüz? İşte. Orayı silmiyoruz oraya. Böyle kullanıyoruz. Bunu böyle yapıyorsun iç kısmıyla da kullanırsın artık. Bununla tavsiye etmiyoruz. Varsa bir düşmanın şöyle sil diye uzaklaşsın herhalde. Evet. Aslı Hanım sizi çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Rom ne? Ama ben sizi çok seviyorum. Sen sev de nasıl seviyorsan Rom da seviyorum şurada. Da olur. Seviyorum da olur. Bir eksiklik. Seviyorum. Yeni çağırıyorum. Evet. Şurada. Seviyorum. Seviyorum. Sizin memlekette seviyorum mu diyorlardı? Seviyorum. 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 Evet. Öyle söylüyorsun. Evet, evet. Kim yaptı bunu? Aslan teyzem yaptı bunu da. Ay teyzeyi şimdi üzeceğiz ama ya. Niye böyle yakalıyorsun böyle şeyleri? Ayşegül, O harfinin üst kısmından beyaz iple geçersen U'ya dönüşür. Ne akıllısın sen. Artık var ya bizle geze geze öğrendi. Evet Aslan. Aferin. El işi yakında şurada sen sabunluk, kaşkol falan örmeye başlarsın ha. Evde boş zamanlarımda terapi olarak örüyorum zaten. Bravo. Evet. Bak. Çok güzel bravo. Gerçekten beyefendi öyle. Beyefendi deyip geçmeyin. Bizim dış seste her şey Allah var. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Bunu da dinler yaparsın belki. Evet yaparım aslanım. Yapacağım onu. Bebek yeleklerin de çok tatlı. Bebek yelekleri. Evet. Bize göstermek istediğin şeyler varsa göster. Aynen. Pembeyi buldu yine. Pembe onun. Gerçekten algıda seçicilik aslanım. Aynen gerçekten. Öyle. Aslanım güllerimi söyleyeyim mi? Evet. Ha güllerini söyle. Güllerim nişanlıyken bana gelen, eşimden gelen güller. Ama evlendikten sonra asla gelmedi. Niye ya? Nişanlıyken geldi. Ben de bunu böyle göstermek istiyorum. Bu kadar yani. Bu kadar aslında. Görüp göreceğin bu yani. Ya. O yüzden ben bunları böyle çok özenli şekilde çerçeveledim, saklıyorum. Çok bir daha göremem. Evet. Bence bir şey söyleyeceğim. Bunu yok edelim bugünden sonra. Kocana de ki yani bu kuru güller falan saklıyorum. Artık saklamak istemiyorum. Yenileri gelsin de. Diyelim bence. Ama diyelim. Buradan diyoruz. Damat ilişki testinde konuşacağız zaten. En son ne zaman gül aldın diye bir sorayım bana baktı işte. Sus. Aramızda kalsın. Kalsın. Soracağım ilişki testinde. Soralım. Onu sorunca utanır belki sana yeni çiçekler belki güller aslında. Alır. Belki de. Tamam mı? Tamam. Peki güzel patiklerin de var. Aynen. Yazmaların evet, da var. Bence dolu dolu bir çeyiz var burada. Çok el emeği, göz nuru gerçekten yelekleri de var. Bunu da anladım aslanım. Yastıkları. Çeyiz demek eski bir şey. Eski gerçek anladım onu. Eskiden. Değil öyle aslında değil ya. Eski değil. Eskiden geliyor çeyiz demek. Çeyiz bizde eski bir gelenek. Eski bir anlamı. Evet. Onu ama demek çeyiz istiyorum. Demek eskiden kalmış değil. Mesela
şuradan bir parça alalım. Mesela bunlar günümüz yani, anladın mı? Günümüz. Yok yok, eskiden geliyor size. Çeyiz kelime. Ama hep diyoruz işte, bizde çeyiz geleneği var. Hatta sandık geleneği evet. var. Bohça evet. geleneği evet. var. Sen iki İnşallah. Çeyizler de çok 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 gerçekten. Sen de bizim programımızda bence öğrendin. Evet, artık var. Benim çeyizlerim de hazır kızlarım için. Son soruyorum. Yarın senin çeyizi göreceğiz. Evet. Ama onu görmeden önce sizce en iyi çeyiz kimdeydi? Bence hala Emine'de. Evet. Emine'de mi? Evet. Sence? Benim karışık, kafam karıştı. Bilmiyorum ya. Evet. Vallahi benim de kafam karıştı. Emine'de güzel. Çok yani ben Emine ile ikisinin arasında belki burada daha deşemediklerimiz falan vardır diye Bence düşünüyorum. Bence de. Evet kızlar. Çünkü orada römorka tam sermiştik. Evet tam açıldı. Bence kafa kafaya giderler yani. Bence de. Bakın burada pike takımları vesaireler Az var. Az değil. Siz fazla çok çok iyi var. Düşünün. Ona göre puanlama yapacaksınız. Çünkü yarın final var biliyorsunuz. Evet. Eminim ki güzel puanlar gelecek. Şimdi yemek masamıza geçelim mi? Evet geçelim. Acıktık mı? Acayip. Hadi o zaman yemek masasındayız.